Leysel Yatırımcı kanalından herkese merhaba. Bir önceki videomuz olan Borsaya Asıl Böyle Bakılır videosunda borsada yer alan şirketlerin yıl yıl ortalama getirilerini inceledik. O tarihte borsaya başlamış olsaydık bugünkü getirimizin ne kadar olabileceğini kabaca görmüştük. Tabii videonun asıl amacı borsadaki bireysel yatırımcıların kazançlarını değerlendirirken insanların BIST 100 endeksi hareketlerine göre yorum yapmasının yanlış olduğunu ifade etmekti. Yıllara göre BIST 100, dolar ve altın fiyatlarının değişimiyle birlikte borsadaki hisselere eşit ağırlık verdiğimiz hesaplamayla elde edilen değişimlerin yer aldığı analiz sonuçları bize BIST 100'e göre bakıldığında borsa yatırımcısının neredeyse hiç kazanmadığı, hatta dolar bazında zarar ettiğini söylüyor. Fakat aslında durumun öyle olmadığını, ortalama bir bireysel yatırımcının altın getirisine bile fark attığını ispat etmiş olduk. Kendini üstad belleyen, yıllarca borsa konusunda yatırım yaptığını söyleyen ve borsaya yeni girmiş masum bireysel yatırımcıları hiçbir dayanağı olmadan filozofik sözlerle adeta hipnoz etkisi altına alan insanlara da birkaç çift lafım olacak elbette. Farkında olmadan insanları kandıran bu kişiler belki de bunu iyi niyetiyle yapıyor. Fakat bazılarının kötü niyetli olduğunu düşünmeden edemiyorum. Merak ettiğim ve beni araştırmaya zorlayan hipnoz edici sözlerden biri ise tam olarak şudur. Küçük ölçekli şirketler sadece son 1-2 yılda büyük ölçekli şirketlere göre daha fazla kazandı. Daha öncesinde durum böyle değildi. Yani öncesindeki yıllarda büyük ölçekli şirketler küçük ölçekli şirketlere göre daha fazla kazandırdı. Peki ben soruyorum, neye dayanarak bunu söylüyorsunuz? Bakın, bu tecrübeye dayanarak söylenmiş bir söz. Yani bunu söyleyen insanlara güveniyorsanız bu cümlelere de büyük ihtimalle körü körüne inanıyorsunuz demektir. Belki de o anda çok dikkatinizi de çekmiyor olabilir. Fakat bu tarz tecrübeye dayanan sözler bilinçaltınızda da yer ediniyor olabilir. Hayatta bazı şeyler vardır. Tecrübeyle sabittir ve bilimsel olarak ispatlanması imkansızdır. Jim Rohn tarafından söylenmiş ve benim de çok beğendiğim bir söz olan insan birlikte çok zaman geçirdiği 5 kişinin ortalamasıdır. Sözü buna bir örnektir. Jim Rohn tarafından söylenen bu sözü hiçbir şekilde matematiksel olarak ispatlayamam ben. Burada tecrübe konuşuyor ve aynı zamanda size mantıklı geliyor ve söz hoşunuza gidiyorsa hayatınızın bir parçası haline getirebiliyorsunuz. Ama küçük ölçekli şirketler sadece son 1-2 yılda büyük ölçekli şirketlere göre daha fazla kazandırdı. Daha öncesinde durum tam tersiydi hipotezini istatistiksel olarak değerlendirmemiz mümkündür. Borsadan çıkarılmış ve hissedarlarının mağdur olduğu şirketleri analize dahil etmedik diye analiz sonuçlarının yanlış olduğunu düşünen insanlar olur. Bakın, zaten analiz sonuçları birebir doğru olmayacaktır. Elbette onları da eklersek sonuçlar bir miktar değişecektir. Fakat yine analiz sonuçlarında elde ettiğimiz görüş değişmeyecektir. Mesela %200 dediğimiz bir şey %-5'e düşmez, %30'a düşmez. En fazla %190'a düşer, %195'e düşer. Hadi düşsün %180'e. Yapacağımız yorumu değiştirmez. Birinci olarak, o şirketlerin geçmiş değerlerini, verilerini indirdiğim siteden bulamıyorum. Dolayısıyla yıllık bazda baktığım analizlerde o şirketleri analize ekleyemiyorum. Aynı şey temettü için de geçerli. Büyük fon yöneticilerinden birkaçına bu konuda fikir alabilmek için yazdım ama pek ilgilenen olmadı. Sonuçta çıkar dünyası arkadaşlar. Adamın bu işten ne gibi bir kârı olsun ki? Fakat o değerleri de analize ekleyebiliyor olsaydık dediğim gibi sonuçlarda çok fazla bir değişiklik olmayacaktır. Çünkü biz şirketlerin getirilerinin ortalamalarını değerlendiriyoruz. Mesela eşit ağırlık verdiğiniz 20 hisseden oluşan bir portföyünüz var diyelim. Bu 20 şirketten 10 tanesi battı ve diğer 10 tanesi de ortalama %200 kazandırdı. Yarısı batmış olmasına rağmen portföyünüzün ortalama getirisi %100 oluyor. Bir tanesi battı ve diğer 19 tanesi ortalama %100 kazandırdı diyelim. O batan şirketin portföyü etkisi %5 oluyor. Yani getiriniz %100 değil de %95'e düşmüş oluyor. Eğer siz paranızın büyük bir bölümünü bir şirkete hem de o batan şirkete yatırmışsanız zaten yatırım stratejinizi bir gözden geçirin derim. Şimdi bakın, biz borsadaki ortalama bir bireysel yatırımcının ortalama yüzdesel getirilerini inceliyoruz. Bir şirketten zararınız en fazla %100 olur. Fakat kazancınız %1000, %10000, %100000 bile olabilir. Dolayısıyla o 5-10 tane örnek için borsamızı yerden yere vurmanın bir alemi yok. Ayrıca borsadan çıkarılan şirketlerin hepsi %100 kaybettirmiyor. Bazıları hesaplanan değer üzerinden payınız kadarıyla size geri ödeme yapıyor. Neyse, bu bizim konumuz değil. Bir kişi de yorumlarda aynen şunu sormuştu. Şirket battı, %100 parayı kaybetti. E peki ben hissedarıyım. 100 birimlik daha borç çıkarsa %100 batmış olmuyorum. Daha fazla batmış oluyorum. Buna ne dersin şeklinde bir yorumdu o.
Ya velev ki 100 birimlik para yatırdınız ve 200 birimlik para kaybettiniz. Burada yaptığımız analizlere karşı argüman olarak en kötü senaryoyu kullanıyorsanız ben de size en iyi senaryoyu argüman olarak gösteririm. 50 kat 100 kat artan şirketler var, onları gösteririm. İşte bu yüzden bireysel hisse performanslarının tartışılmaması için ortalamaları alıyoruz. Ekranda resmini gördüğünüz videonun 6. dakikasında borsadaki şirketlerin yarısı batsa ne olurdu şeklinde çok uç bir örnek değerlendirmiştik. Videoyu açıklamalar kısmına koydum. 6. dakikasına gittiğinizde istatistiksel düşündüğünüzde her şeyin ne kadar basit olduğunu göreceksiniz. Bu konuyu da burada kapatmış olalım. Bu videonun son 10 saniyesinde kanala katılan kişilerin isimlerini paylaşacağım. Çünkü bunu YouTube istiyor bizden. Kanala katılmak da bu kanalda herhangi bir ayrıcalığı getirmiyor. Sayı az olduğu için belki canlı yayın yapıp bir sohbet ederiz diye düşünüyorum. Fakat onun da garantisini veremiyorum. Şimdi artık videomuza geçebiliriz. Burada ne yaptık? Hemen açıklayayım. Borsamızda X tane hisse var. Bulunduğumuz yılın başındaki piyasa değerlerine göre şirketleri 10 gruba ayırıyoruz. Mesela 152 tane şirket var o yıl. 152'yi bölelim ona. Ne yaptı tam sayı olarak? 15. İlk 9 gruba 15 şirket gelecek ve kalan 17 şirket de 10. gruba dahil olacak. O andaki piyasa değeri en yüksek olan 15 şirketi birinci grup, en yüksek olan ikinci 15 şirketi ikinci grup, böyle böyle devam ediyor. Son kalan küçük şirketler ise 10. grup oluyor. 2007 yılının başında olduğumuzu düşüneceğiz. 2008 yılının başına kadar hangi grup ortalama olarak yüzde kaç kazandırmış? 2008, 2009 nokta nokta böyle günümüze kadar geleceğiz. Her bir yıl acaba büyük ölçekli şirketlerin dahil olduğu gruplar mı daha fazla kazandırmış, yoksa küçük ölçekli şirketler mi daha fazla kazandırmış? Veya zarar olunca büyük şirketler mi yoksa küçük şirketler mi daha az kaybettirmiş? Yani acaba gerçekten küçük ölçekli şirketler sadece son 2 yılda mı büyük ölçekli şirketlere göre daha fazla kazandırdı? Sonrasındaysa 2 yıllık bileşik getirilerin değerlendirildiği grafikleri inceleyeceğiz. En sonda 2007 yılının başında şirketleri gruplayıp mesela birinci grup hisselerini eşit bir şekilde almış olsaydınız, sonra 2008 başında satıp yeniden revize edip yine şirketleri ona bölüp birinci grup hisselerini eşit bir şekilde almış olsaydınız böyle böyle günümüze kadar ortalama yüzde kaç kazanacaktınız? Tabii bunlar bileşik getiriler. Sadece 10. grup hisselerini almış olsaydınız yüzde kaç kazanmış olacaktınız? Bakın tekrar ediyorum. Borsada dünyada hiç kimse böyle bir yatırım stratejisi izlememiştir. Eşit şartlarda hisseleri değerlendirmiş olacağız. Yani bu bize geçmişte ne olduğuna dair fikir verecek. Temettü ödemelerini yine eklemedim. Fakat zaten temettü ödemelerini de eklemiş olsaydık yine sonuçta 3 aşağı 5 yukarı aynı olacaktır. Evet, grafiklerden başlayacağım direkt. Hızlıca bir tanıtayım. Mesela bu 2007 yılının getirileri, 2007 yılının başında almış olsaydınız bu birinci gruptan ve 2007'nin sonunda satmış olsaydınız ortalama yüzde kaç olacaktı? 10. grupta yüzde kaç olacaktı? Bakın ben böyle mesela 2007 yılındaki ait verileri piyasa değerine göre büyükten küçüğe sıraladım. Sıra numarasını verdim böyle. Daha sonra grup numarası verdirttim böyle otomatik. Kendisi %10 dilime gelen şirketlere 1 numaralı grubu, %20'ye gelen şirketlere 2 numaralı böyle böyle devam ediyor ve bunların ortalama getirisini burada hesaplattık pivot tabloyla. Hızlıca sonuçlara geçeceğiz. Şu çizgi de Excel'in şöyle bir özelliği var arkadaşlar. Trend line, trendin yukarı mı aşağı mı olduğunu söylüyor. Bu bize ne verecek? Yani o yıldaki değerler bize neyi söylüyor? Şirket sayısı, grup sayısının arttıkça getiri olasılığının azaldığını mı yoksa arttığını mı söylüyor? Mesela 2007 yılı için getiri oranının azaldığını görüyoruz. Tek tek bunlara bakmayacağım. Tek tek yüzdeleri yorumlamayacağım. Video çok uzamasın diye çünkü çok fazla grafik var. 2007 yılında gerçekten büyük şirketler küçük şirketlere göre daha iyi getiri sağlamış. Fakat bu her zaman bu şekilde olmuş mu? Devam ediyoruz 2008'e. 2008 yılında kriz vardı biliyorsunuz. Krizden dolayı şirketlerin değeri bayağı bir düşmüştü. Fakat gerçekten büyük şirketler hava yastığı görevi görmüş mü? Pek sanmıyorum. Bakın 9. 10. ve 8. gruba göre birinci sıradaki şirketler daha kötü getiri sağlamış. Bakın 1 ve 2 daha kötü getiri sağlamış. Hele 3 rezalet gördüğünüz üzere. 2009 yılına geçelim. Bakın şurada yazıyor yıllar arkadaşlar. 2009 yılına geçelim. 2009 yılında trendin yine yukarı olduğunu görebilirsiniz. Birinci ve ikinci gruptaki şirketler en kötü getiriye sahip gruplar. Sonlara doğru geldikçe getiri olasılığınız artıyor. 2010 yılına geldiğiniz zaman yine getiri olasılığınız artıyor. Hani soruyorum onu diyen sözde üstatlara. Hani sadece son 2 yılda küçük şirketler büyük şirkete göre daha fazla kazandırıyordu. Hani burada bakın 2008, tamam 2008'de zarar etmiş hepsi ama daha az zarar etmiş küçük şirketler. 2009, 2010 hani bir tane iki tane örnek bile yetiyor aslında fakat bir tane iki tane örnek yok. Devam ediyoruz. 2011 yılında da aynı şekilde küçük şirketlerin getiri olasılığı büyük şirketlere göre daha fazla. Burada da yine zararlar var. Fakat dediğim gibi
küçük şirketler daha az kaybettirmiş bu yılda 2011 yılında. 2012'ye geldiğimizde burada yine 2007'deki durum gibi 2012'de de durum tam tersi olmuş. Acaba diyoruz bir rövanş mı oldu? Yani son yıllardaki büyük şirketlerin başarısızlığının rövanşı 2012'de mi gerçekleşti? Şimdi 2007'de de belki böyle oldu. Bir önceki senelere bakmış olsak belki de bir rövanş olarak yorumlayacaktık bunu. 2012'de muhtemelen bir rövanş alınmış ki gördüğünüz gibi büyük şirketler gerçekten hakkını teslim ederim güzel kazandırmışlar. Ama yani bu sözleri niye kullanıyorsunuz? İnsanları neden kandırıyorsunuz? Neden büyük şirketler sadece son 2 yılda bunu yaptı, daha önce durum böyle değildi diyorsunuz? Bakın sadece şu 6 kaç yıla baktık? 6 yıla baktık, sadece 2 yılda büyük şirketler küçük şirketlere göre daha iyi getiri sağlamış. 2007'de oturulur yine tartışılır yani. 2012 yılında ve 2007 yılında diğer yıllara baktığınızda küçük şirketlerin getiri olasılığı, getiri ihtimali daha yüksek. 2013'e bakıyoruz yine büyük şirketlerin getiri olasılığı daha yüksek, trend yukarıda. 2014 yılına bakıyoruz yine trend yukarı, küçük şirketlerin getiri olasılığı büyük şirketlere göre daha fazla. 2015 yılına bakıyoruz yine yeniden arkadaşlar küçük şirketlerin getiri olasılığının daha fazla olduğunu görüyorsunuz. 2016 yılına geldik yine daha fazla. 2017 yılına geldik küçük şirketlerin getiri olasılığı yine daha fazla. 2018 yılına geldik yine daha fazla. 2019'a geldik yine daha fazla. 2020'ye geldik yine daha fazla. Şurada da trend çizgisini çizdirelim. Şimdi soruyorum arkadaşlar. Yani üstatlarınızı, öyle deniyor ya internetten yani üstat. Üstatlarınızı, yorumlarını dinlediğiniz kişileri gözden geçirin derim. Yani kendinden çok emin konuşuyor insanlar, bazı insanlar. Ya kendinden çok emin konuşuyorsun da veri ortada. Yani görünen köy kılavuz istemez. Veri ortada. Senin dediğini ben sorguladım, inceledim, gördüm ki sen yalan söylüyorsun. Demek ki sen insanları kandırma potansiyeli olan yüksek bir insansın. Bunu bu yorumu yapan insanlara söylüyorum. Hani belli bir hedefim yok. Kafalarına göre yorum yapıyorlar arkadaşlar. Borsada ben tecrübeliyim. Yok işte bir yorum atmıştı arkadaş. Çok hoşuma gitti. Hani hava atmak için yok ben işte tecrübeliyim. Benim dediğime inanın, benim dediğime güvenin diye. Aa, senin dediğine güvenmiş olsam belki de ben şuradan kesip küçük şirketlere hiç yatırım yapmayacaktım ki böyle de yapan çok insan olduğunu düşünüyorum yani. Açıkçası düşünüyorum. Son 14 yılda sadece 2 yıl veya 3 yıl büyük şirketler küçük şirketlere göre daha iyi getiri sağlamış. Genel anlamda küçük şirketler zaten büyük şirketlere göre daha iyi getiri fırsatı sunmuş. Bunları grafiklerden gördük. Bu bir yıllıktı. Yani 2007 için baktığımızda 2007 başında alıp 2007 sonunda sattık. Şimdi bir de bakalım hani 2 yıllık bir değerlendirelim. 2007 başında alıp 2008 sonunda satsak. 2008 başında alıp 2009 sonunda satsak. Bu şekilde düşünelim. Bir de farklı bir yönden bakalım. 2 yıllıklara baktığımızda şöyle. Mesela 2007 yılında alıp 2008 yılında. Yani 2007-2008 yılının bileşik getirisi bu. Bakıyoruz yine trend çizgisi çizdirelim. Bakın 2007'deki bu büyük şirketlerin başarısından dolayı burada trend büyük şirketler lehine işlemiş. Devam ediyoruz hemen 2008-2009'u ekleyelim. 2008-2009'da küçük şirketlerin lehine dönmüş trend. 2009-2010 yılına ekleyelim bu 2 yıllık süreyi. Yine trend yukarı. 2010-2011'e ekleyelim. Yine trend yukarı. 11-12'ye ekleyelim. Bu sefer 12'deki rövanş diye yorumladığımız durumda büyük şirketler öne geçmiş arkadaşlar. Dedik ki hakkını teslim ediyoruz. Her zaman da küçük şirketler kazandırmamış. Ama ben burada bakın bilimsel bir şekilde, istatistiksel bir şekilde bunları ispatlıyorum. Bunu söyleyen küçük şirketler sadece son 2 yılda kazandırdı, daha önce durum böyle değildi diyen insanların da neye dayanarak söylediğini sadece tecrübe değil, bilimsel argümanlarla da bunu ispatlaması lazım. Bakın 2012-2013'e geldiğimizde yine 2012'nin etkisi yine burada gözüküyor. Yine güzel büyük şirketler kazandırmış. Helal olsun. 2013-2014'e geldiğimizde artık durum değişmiyor arkadaşlar. 2014-2015'te yine küçük şirketler önde. 2015-2016 yine küçük şirketlerin kazandırma olasılığı daha fazla. 2016-2017'de yine küçük şirketlerin kazandırma olasılığı daha fazla. Bunlar yüzdesel şekilde arkadaşlar. 2017-2018 2 yılında yine büyük şirketler daha az kazandırma ihtimaline sahip. 2018-2019'u eklediğimizde yine bakın bu 2 yıllık süreçte bu 1 numaraya dahil olan, 1. gruba dahil olan şirketler %18,5 getiri potansiyeli varmış. 10 numaralı gruba sahip şirketlerin %192 getiri potansiyeli varmış. 2019-2020'ye eklediğimizde de %1901'e çıkıyor 10 numaralı grup. 1 numaralı grup %83'e kalmış. Şimdi bir videoda arkadaş bir yorum yapmıştı. Demişti ki büyük şirketler %80 getirmiş bir yılda, 1,5 yılda. Bunun neyini beğenmiyorsun? Ya arkadaşım ben bunu beğenmiyorum demedim ki sana. Fakat burada daha fazla potansiyel var. Ben bu potansiyeli niye elimin tersiyle iteyim ki? Ya %400, %500 kazanmak varken. Tamam %400 kazanmam belki, %200 kazanırım belki. Ama niye %80'e talim olayım ben? Yani niye şuradan kesiyorsunuz? Sözünü dinlediğiniz insanlar, tecrübeli olduğunu düşünen insanlar. Yani şuradan kestirip atıyorsunuz BIST dışı şirketleri. Diyorsunuz ki BIST 100'e odaklanın. Kimisi diyor ki BIST 30'a odaklanın. Ya arkadaş getirmemiş ki. Ya %80 getirmiş tabii, güzel getiri. Ben bakın borsayı gömmüyorum, büyük şirketleri gömmüyorum ama daha farklı,
daha fazla olasılık varsa burada, daha fazla getiri potansiyeli varsa bunların da değerlendirilmesi lazım. Bunlar varsa ben şuraya bakmam açıkçası. Yani %1000 kazanma ihtimali varsa kim %80'e bakar? Genele bakalım arkadaşlar. Şimdi bu genelde ne yapacağız? 2007 yılının başından eğer birinci grubu almış olsaydık, birinci grup hisselerinden almış olsaydık ve 2007'nin sonunda hepsini satıp 2008'de, yani yeni giren şirketler olacak ya, bir de piyasa değerleri değişecek. 2008'de tekrar değerlendirip yine birinci gruptan alsam. 2009 yılına geldiğimde 2009 yılının başında satıp tekrar gruplayıp tekrar birinci grup hisselerini eşit bir şekilde alsam. Böyle böyle birinci gruptan 2020 yılında ortalama olarak yüzde kaç kazanmış olacaktım? Üçüncü grup almış olsaydım hep 2020 yılında kaç kazanmış olacaktım? Hep 10. gruptan almış olsaydım 2020 yılında ortalama kaç kazanmış olacaktım? Tabii bileşik getiri olacak bu. Yani 2007 yılında aldım, 2008'de tekrar ettim. Piyasa değerine göre sıraladım. En küçük 10. gruba denk gelen şirketleri aldım. Ve 2008'in sonunda yine sattım. 2009 yılının başında ben bunları tekrar değerlendirdim. Yine 10 numaralı grubu aldım. Nokta nokta 2020 yılında benim bileşik getirim ne olacaktı bunu göreceğiz. Şimdi 2007 yılının başı, 2007 yılının sonunda yine burada trend çizgisini yine çizdirelim. Arkadaşlar 2007 yılında biliyorsunuz büyük şirketler daha başarılıydı. Ve 2007-2008'e geliyoruz. 2007-2008'i birleştirdiğinizde burada yine trendin hafif aşağı olduğunu görüyoruz. 2007-2009 olduğunda, yani 3 yıl geçtiğinde aradan trendin yukarı doğru olduğunu görüyoruz. 2010 yılına geldiğimizde artık trendin değişmediğini, 2007-2011 arasındaki yaklaşık 5 yılı değerlendirdiğinizde trend yine artıyor. 2007-2012 yılını değerlendirdiğinizde trend değişmiyor. Bakın 10 numaralı gruptaki şirketler ortalama %209 kazanmış. 1 numaralı gruptaki şirketler ortalama %110 kazanmış. 2013'e biz bunu çıkarttığımızda 10 numaralı gruptakiler %221, 1 numaralı gruptakiler %105. 2014'e çıkarttığımızda bakın durum hiç değişmiyor. 2015'i çıkarttığımızda, 2016 çıkarttığımızda böyle görün diye yapıyorum. 2017, yani 2007 ile 2017 arasındaki bu 11 yıllık süreç. 2018 yılında ekledik. 2019'unda ekledik. Bakın arkadaşlar ve hazır olun, sıkı durun. 2020 yılını eklediğimde bakın bunu her yıl denemiş olsaydınız tabii ki böyle bir şey yapacaksınız demiyorum. Ama eşit şartlarda değerlendirilmesi için bu bize fikir verecek. Bakın 1 numaralı grupta almış olsaydınız ortalama %474 getirisi alacaktı. Dolar %320 idi galiba getirisi bu 14 yıllık süreçte. Dolara göre daha fazla kazanmışsınız. Fakat burada şu noktaya dikkat edin arkadaşlar. 10 numaralı gruptaki şirketlerin getiri potansiyeli %29.200 olmuş. Bakın %29.200, %5.343, bu da çok iyi tabii ki. 9 numaralı gruptaki şirketlerin getiri ortalaması, getiri potansiyeli %5.443, 8 numaralı gruptakilerin %6.684. Yani grup arttıkça, grup numarası arttıkça, şirketler küçüldükçe getiri potansiyelinin arttığını yıl yıl gördük arkadaşlar. Hemen her zaman kazandırmamış küçük şirketler büyük şirketlere göre, ama hemen hemen her zaman kazandırmış. Ben bunu rahatlıkla söylüyorum. İstatistiksel olarak ben bunu size ispatladım. Bunun aksini söyleyen insanlar neye dayanarak bunu söylüyor? Ben bunu soruyorum arkadaşlar. Bir de son olarak bu grafikleri kapatmadan şunu söyleyeyim. 100 sayısına 2'yi eklerseniz arkadaşlar %2 artmış olur. 2 sayısına 2'yi eklerseniz %100 artmış olur. Analiz sonuçlarını gördünüz. Bakın tekrar ediyorum. Büyük ölçekli şirketleri gömme gibi bir amacım yok. Onlar da zaten iyi kazandırıyor. Borsada genel anlamıyla çok güzel kazançlar elde edilebiliyor. Fakat ortada daha fazla kazanç potansiyeli varsa bunu neden elimin tersiyle iteyim ki şeklinde düşünebilen insanlara karşı bu şirketleri dışlamak bana pek etik gelmiyor. Sizlere çok majör bir bilgi veren insanları sorgulayın. Bunu neye dayanarak söylüyor? İnceleyin. Körü körüne hiçbir şeye inanmayın. Bir dayanağı olmayan şeylere her zaman şüpheyle bakın. Hatta bu videoya bile şüpheyle bakın. Ben eminim ki beni haksız çıkarmak için geçmişi bu şekilde analiz edenler mutlaka vardır. Fakat istedikleri kadar analiz etsinler. Çünkü analiz sonuçlarında majör bir farklılık olmayacağından dolayı buna itiraz gelmeyecektir. Bir de şu var. Bir yıl veya iki yıl büyük şirketler küçük şirketlere göre daha iyi getiri sağlamış. Bunu zaten analiz sonuçları bize söylüyor. Bunun sebeplerini de değerlendirdik. Bundan dolayı bu videoda gelecekte her zaman küçük şirketler büyük şirketlere göre daha fazla kazandırmayabilir diye uyararak da kendimi garantiye almış oluyor. Çünkü bu videoda geçmişi inceledik ve geleceğe yönelik herhangi bir tahminde bulunmadık. Şimdi ben gönül rahatlığıyla küçük şirketler sadece son 2 yılda büyük şirketlere göre daha fazla kazandırmamış. Son 14 yılda genel olarak küçük şirketlerin ortalama getirileri büyük şirketlere göre daha fazla olmuş. Sadece son 2 yılda bu fark biraz daha açılmış diyebiliyorum. Videoyu izleyenlere soruyorum.
Sizce önümüzdeki 1-2 yılda büyük şirketler bunun rövanşını alabilir mi? Yorumlarda fikrinizi belirtirseniz sevinirim. Sabrınız için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.